Halkın Demokratik Partisi grubu adına Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz. Buyurun. Saygıdeğer milletvekilleri, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yaklaşık 3 haftadır Plan Bütçe Komisyonu'nda halkın bütçesini görüşüyoruz. Ancak genel kurula geldiğimde maalesef Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair bir kanun teklifiyle karşılaştık. Hani üzülerek söylemek istiyorum ki sanki ülkenin başka sorunu yokmuş gibi, acil ve gerçek sorunları yokmuş gibi bir kişinin bir veya iki kişinin seçilebilmesinin önünü açılabilmesi için böyle bir değişiklik teklifi var şu an mecliste. Şu an ülkede çok daha önemli sorunlarımız var, çok daha önemli sıkıntılarımız var. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Bununla birlikte verilen kanun teklifine de baktığımızda anayasanın 135, 67 ve 10. eşitlik maddesi, eşitlik ilkesine açıkça aykırı bir kanun teklifi olduğu açıkça ortada. Bunu tüm milletvekillerimiz de bence açıkça bilmekte. Buna rağmen ama bunda ısrar edilmesi, yaklaşık 2 gündür bunun üzerinde emek sarf edilmesi bence halka yani gerçekten zulm addedilebilecek bir şeydir. Şöyle ki bütçe görüşmelerinde halkın bütçesi olduğunu iddia ediyoruz. Maalesef ki halk yok. STK'lar yok. İçeri girilmesine bile izin verilmiyor. Talep ettiğimizde de reddediliyor. Halkın bütçesi diyoruz ama bütçe görüşmelerinde emek yok, emekçi yok. Sadece işveren var. Halkın bütçesi diyoruz, maalesef ki toplumsal barış yok. Güvenlik politikaları var. Daha çok tank, daha çok tüfek, daha çok S-400 füzesi, daha çok duvar, daha çok kale kol. Maalesef ki bunlar halkın gerçek sorunlarıyla bağdaşmayan durumlardır. Bütçede yine üzülerek söylemek istiyorum, ülkenin içinde bulunduğu ve herkesin, tüm halkın hissettiği bir ekonomik kriz söz konusu olmasına rağmen maalesef ki yine bütçede lüksten, şatafattan hiçbir şekilde vazgeçilmemiş. Onu gördük. Ekonomik kriz dedik. Ekonomik kriz öyle bir noktaya geldi ki daha önce de başka vekillerimiz de söyledi. Artık gerçekten insanlar hani aç yatmak zorunda. İnsanlar evine ekmek götüremeyecek duruma geldi. Ama biz ne yapıyoruz? Dediğim gibi halkın bütçesini maalesef ki yanlış yerlere yönlendirerek yine halkı açlığa, sefalete mahkum ediyoruz. Sayın milletvekilleri, halk buradaki tüm milletvekillerimizi, 600 milletvekilini halka hizmet etmesi için sorunlarını, gerçek sorunlarını çözebilmesi için buraya gönderdi. Bizi bunun için seçti. Ancak biz ne yapıyoruz? Bir veya iki kişinin seçilebilmesinin önündeki engeli kaldırabilmek için burada mesai harcıyoruz. Ama halkın açlığıyla, halkın yoksulluğuyla, halkın mutsuzluğuyla, huzursuzluğuyla hiç ilgilenmiyoruz. Bu durum kabul edilemez. Öncelikle onu da belirtmek istiyorum. Yine maalesef ki uzun yıllardır devam eden ki 40 yıldır bir çatışmalı ortamın sürdüğü Kürt meselesinde de gram ilerleme yok. Toplumsal barışın sağlanabilmesi için herhangi bir gayret de sarf edilmiyor. Her gün maalesef ki cenazeler geliyor, insanlar hayatını kaybediyor. Ama maalesef ki burada çözüm yeri olan, burada mecliste, genel kurulda buna dair hiçbir gelişme yok. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'na dünkü açıklamasına ilişkin bir şey de söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce Hatip de söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı kendi yaşadığı mağduriyetler sebebiyle AİHM'e başvurdu. Ve gerçekten de haklıydı. Bir mağduriyeti söz konusuydu. O dönem bağlayıcı olan AİHM kararların her ne hikmetse bugün Cumhurbaşkanı bizi bağlamaz, kabul etmiyoruz diyebiliyor. Bu durum kabul edilemez. Hukuk devleti isek bu durum kabul edilemez. Ülkenin yürütmenin başında olan Cumhurbaşkanı'nın bugün bunu söylemeye hakkı yok. Onu net bir şekilde söyleyelim. Sayın Selahattin Demirtaş 2 yıldır siyasi rehinedir, tutsaktır ve maalesef ki yanlış hesap bu sefer Bağdat'tan, Şam'dan değil de Brüksel'den döndü. Onu da söyleyelim.
tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesinde açıkça yazıyor. Türkiye'yi bağlar. Yine anayasa madde 95'te açıkça söylüyor. Türkiye'yi bağlar. Ama her ne hikmetse Cumhurbaşkanı'nı bağlamıyor. Hani Cumhurbaşkanı yani bu hukukların anayasanın üstünde mi? Değil. Değilse nasıl ki Cumhurbaşkanı bugün burada bu karar bizi bağlamaz diyebiliyor. Bu tamamıyla yargıyı etkileme, yargıyı yönlendirme olarak biz değerlendiriyoruz. Sayın milletvekilleri, dediğim gibi gerçekten dışarıda başka sorunlar var. Gerçek sorunlar var. Çözülmesi gereken sorunlar var. İnsanların ekonomik sorunları, atanamayan öğretmenler ya da emeklilikte yaşa takılanlar, halkın büyük bir kesiminin bizden bu durumlar için çözüm üretebilmemiz için beklentisi var. Ancak biz bunlara her ne hikmetse hani vakit bulamıyoruz ama İzmir'den ya da başka yerden seçilebilecek bir oda başkanı için kanun teklifi üzerinde emek sarf ediyoruz. Bu duruma ilişkin açıkça itirazımız olduğunu belirtelim. Bu durum kabul edilemez, yasaya da aykırı, eşitlik ilkesine de aykırı, aynı zamanda anayasada açıkça belirtildiği üzere kişiye özel kanun çıkarılamaz sayın milletvekilleri. Bugün çıkarırsınız ki 2010'da yine bu değişikliği sanırım sizin iktidarınız döneminde oldu. Birkaç sene sonra yine kendinizle çelişecek şekilde bu kanunu da değiştireceksiniz. Onun için bu hani halkın talebi olmayan, halkın sorunlarına çözüm üretmeyecek bu kanun teklifleriyle vakit harcamaya uğraşmaktan vazgeçeceğiz. Halkın gerçek sorunlarına yoğunlaşacağız. Halkın gerçek sorunlarını çözeceğiz. Dediğim gibi 3 haftadır plan bütçe görüşmelerine katılıyorum. 3 hafta boyunca maalesef ki dediğim gibi halka dair hiçbir şey göremiyoruz. Halka çözüm üretecek, sorunlarına dokunacak, sorunlarını çözebilecek herhangi bir gelişme yok. Ve maalesef ki şunu da açıkça söyleyeyim. Halkın neredeyse artık birçok şeyden umudunu yitirdiği gibi mesela daha dün görüşüldü. Adalet Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyordu. Şu an yargıya güven %20-%30'lara düşmüş durumda. Ki Cumhurbaşkanı açıklama yapmadan önceydi bu. Bence daha da düşmüş durumda şu an. Yani bir ülkede hukuka, yargıya güven olmadı mı o ülke yok olmaya mahkumdur. Mahkumdur evet, açık ve net. Çünkü hukukun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Huzur da olmaz, ekonomi de olmaz, kalkınma da olmaz. Yani iktidar partisinin isminde adalet var. Ama maalesef ki bugün dediğim gibi hani Adalet Bakanlığı'nın bütçesinde de sadece ne kadar adalet sarayı yapıldığını, fiziki koşullar, ne kadar mübaşir alındığına ilişkin bilgiler vardı. Ama vatandaşın adalete olan güvenin nasıl tesis edileceğine ilişkin herhangi bir şey yoktu. Bu durum maalesef ki bazı durumlarda halkın umutsuz olmasına sebebiyet vermekte. Sayın milletvekilleri, konuşmamı bitirmeden önce konuşmamın başında da belirttiğim gibi halk bizi buraya sorunlarını çözelim diye yolladı. Gerçek sorunlarını ama elzem sorunlarını çözelim diye gönderdi. Onun için emeğimizi, vaktimizi halkın gerçek sorunlarıyla ekonomik krizle mücadele ederek toplumsal barışımızı sağlamaya çalışarak bu emeğimizi ve zamanımızı harcayalım. Tüm milletvekillerine saygıyla selam diyorum. Buyurun Sayın Hoca. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve iç hukuk yollarındaki tüm mahkemeler dünyadaki mahkeme kararları eleştiriye açıktır. Eleştiri hukukun gelişmesinde en büyük çalışmalardan birisidir. Akademik olarak geliştirilir, bilimsel olarak geliştirilir, karar olarak, yargısal olarak geliştirilir. Bakınız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hiç hata yapmaz mı? Soruyorum. Bu ülkede tamamen hukuki sınırlar içerisinde faaliyet gösteren Refah Partisi kapatıldı ve buna ilişkin uluslararası mekanizma olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi acaba orada
örgütlenme özgürlüğünün ihlal olarak gördü mü? Hayır. Refah Farzı'nın kapatılmasına kulakları tıkadı. Eğer o karar yanlış diyorsanız başka kararlar da yanlış olabilir. Yok, eğer o karar doğrudur diyorsanız o zaman özgürlüğünüzden şüphederim. Diğer açıdan Türkiye'de evet bir mücadele var. O mücadele de terörle mücadeledir. Bu ülkenin istiklaline ve istikbaline yönelmiş saldırıları bertaraf etme mücadelesidir. Cumhuriyetimizi, toprak bütünlüğümüzü, bayrağımızı, vatanımızı sonuna kadar koruyacağız. Kürdüyle, Lazıyla, Türküyle, Çerkeziyle, Acemiyle 81 milyonun kardeşliğini savunuyoruz. Onun için mücadele terörle mücadeledir. Bu mücadelede nereden gelirse gelsin dahili ve harici bedahlarla mücadeleye de devam edeceğiz. Genel Kurulu saygıyla selamlarım. Sayın Tanak, size yerinizden söz veriyorum. Teşekkür ederim değerli başkanım. Değerli başkanım, siz meclis başkan vekilisiniz. Bugüne kadar tahammül ve kurallar hep şuydu. Her partinin genel başkanının bir odası mecliste bulunurdu. Ancak buna hiçbir itirazımız yok. Ancak şu anda daha önceki başbakanın bulunduğu büyük odayı Cumhurbaşkanı sıfatıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na tahsis edilmiş durumda. Yürütmenin başıdır. Burası bir parlamentodur. Parlamentonun içerisinde yürütmenin başının orada yer almaması lazım. İllaki tahsis edilecek ise AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla odanın tahsis edilmesi lazım. Yani orada nasıl Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokrasi Partisi, İyi Parti'nin ablemi ve açık ve net yazılıyorsa orada AK Parti Genel Başkanı sıfatının yazılması lazım. Cumhurbaşkanı sıfatıyla o tabelanın asılması doğru bir olay değil. Buyur. Yerinizden bir dakika. Dur açın. Ali Kemen. Açın. Buyurun Sayın Başkan. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın meclisteki odası Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan sıfatıyla Cumhurbaşkanımıza verilmiş bir odadır. Bundan rahatsızlık duymaya gerek yok. Türkiye milli iradenin hakimiyetiyle egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla yönetilen demokratik bir hukuk devletidir. Bakınız, yapılması gereken şey nedir bu durumda? Seçimlerde milletin gösterdiği istikamette, onun çizdiği rotada hareket etmek suretiyle yine milletin desteğiyle iktidara gelip Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp o odada oturmaktır. Bu da demokratik yarışla olur. Bütün demokratik sınırlar içerisinde siyaset yapmaya bütün grupları davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, buyursunuz. Sayın Başkanım, Sayın Grup Başkan Vekili'nin ifadesi tahammül falan, bir tahammülsüzlük falan yok. Sayın Milletvekilimiz bir gerçeğe işaret etti. Şu da mümkün, bir partinin Cumhurbaşkanı adayı olur, Cumhurbaşkanlığını kazanır ama partisinin genel başkanı olmaz. Zaten biz bir partinin genel başkanının Cumhurbaşkanı olmasını fevkalade sakıncalı buluyoruz. Partinin genel başkanı mecliste grup toplantısında grup konuşması yapar mı? Yapar. Bir yer verilsin mi? Kendi gruplarının orada verilsin. Metrekaresi ne kadar olsun, osu busu değil. Ama daha önce yürütmenin başı, meclisin içinden seçilen, milletvekili olması zorunlu olan başbakana tahsis edilen odanın verilmesi gerçekten kuvvetler ayrılığına aykırı bir durum. Bu son derece haklı. İkincisi, daha referandumdan önce de F blokta olur olmaz yerleri kırdılar, döktüler, Cumhurbaşkanı'na oda hazırladılar. Böyle bir şey de doğru değildi. Bunun da sürdürülüyor olması, hani milli irade, milli irade diyorsun, yapılmamış referandumdan önce milli iradenin kararını kesin görüp... Bakınız şu anda Cumhurbaşkanımız mevcut anayasal sınırlar içerisinde görevini ifa etmektedir. Ve hukuk düzenimize bir bütün olarak baktığımızda Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla her nerede bulunursa bulunsun onun amblemi Cumhurbaşkanlığı forsuyla ve Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla kullanılır. Ve bu da Cumhurbaşkanlığı fors yönetmeliğinde tüzüğünde de yer almaktadır. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız
partili cumhurbaşkanı olarak genel partimize geldiği andan itibaren, parti grubumuza gelmesi durumunda da her zaman forsla ve cumhurbaşkanı sıfatıyla ağırlanır, karşılanır, arz ederim. Sayın Başkan, son olarak şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanının force kullanmasına kimsenin bir şey dediği yok. Esas mesele şu. Bir partinin genel başkanı sıfatıyla mecliste oda tahsis ediliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Grup toplantısına geliyor, grup toplantısında konuşuyor. Kuvvetler ayrılığı vaat ettiğiniz bir anayasa değişikliğinden sonra yürütmenin başına yasamada diğer genel başkanlara tahsis edilmemiş, eskiden yürütmenin başı olan meclisten çıkan başbakana tahsis edilen odanın sadece cumhurbaşkanı ifadesiyle konması kendinizle çelişmektir. Millete karşı söylediğiniz sözleri yemek, milletle alay etmektir. Kendi bölümünüzde, kendi bölümünüzde dediğim kendi grubunuza ayrılmış yerde diğer genel başkanlara tahsis edildiği gibi bir oda tahsis edilir. Oraya forsu da konur. Buna kimse itiraz etmez. Bu mütevazilikten zarar görmezsiniz. Samimiyetinizi gösterir. Yaptığınız iş hak etmediğiniz bir şekilde, hak edilmeyen bir yere işgalciliktir. Millete verdiğiniz sözü tutmamaktır. Teşekkür ediyorum. Milletimizin nezdinde hüsnü kabul ile kabul görmüş ve her seçimde çıkan sonuç bunu göstermektedir. Cumhuriyet Halk Partisi. Diyeceğim şudur.